33 TM 01 Cengiz Göktaş Birleşmiş Milletler. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Hayırlı pazarlar. Evet, İyi bugün cumartesiler. Bugün minik bir hayranı gelmiş komutanımın. Hmm. Evet. Seni tanıyalım, ismin ne? Mirza. Mirza. Komutanımı çok mu seviyorsun? Mirza beyefendi gelmiş. Evet. Benim aynı zamanda torunum. Mirza, Cangir komutanımı ne kadar seviyorsun? Çok. Kocaman. Kocaman. Evet komutanım, bugünkü konumuz çocuklar. Çocuk eğitimi olsun. Çocuklarla ilgili bize bir aydınlatırsanız, nasıl yetiştirmeliyiz çocuklarımızı? Nasıl eğitim vermeliyiz? Çocukların ilk eğitimi ateşle, yanıcı maddeden uzak tutarak, ilaçlardan uzak tutarak başlaması gerekmektedir. Bunlar önemli konulardır. Yani husus bakımından kesinlikle ilk eğitim bu olmalıdır ki daha sonrasında verdiğinizi alabilirsiniz geriye. Eğer eğitim verecekseniz çocuğa. Eğitim ben kendinden akıp gidecekse o konu farklı konu. Çocuk eğitimi çok önemli. Can yakıcı noktalar var. O konulara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Z kuşağı hakkında komutanım size biraz bilgi aktarmanız mümkün mü? Z kuşağı biliyorsunuz yeni nesil. Z kuşağı yeni nesil adlandırıyor. Yarın o bir gün yine A kuşağı da denir, B kuşağı da denir. Kendi inisiyatiflerinde olan bir konu ama günümüzde Z kuşağı iyi, durumu iyi. A'nın da iyi, Z'nin de iyi. Yani A ile Z arasında pek bir fark yok zaten. Fark eden bir şey yok. Yani çocuklarımızı eğitirken onların eğitimine, onların yaşam şekillerine, arkadaşlarına. Tam mutlaka. Yani çocuk eğitiminde bu gerekli olan bir şey. Yani. Değil mi? Zehirli tıbbi atıktan A'dan Z'ye her şeye kadar geçerli yani. Mirza nereye gidiyorsun oğlum? Mirza nereye? Nereye gidiyorsun? Şimdi Mirza da Z kuşağı mı acaba bilmiyorum. Çok aktif, çok böyle bilgisayara. Vallahi adlandırmak şimdi çocukları çok zordur ama konu büyük kremasyondur yani. Sonuçta kremasyona giriyor. Tabi Beyaz Saray'ın tavanıyla tabanı hep bir gözükür veya saraylar aslında aynı değildir yani. Kremasyondur. Gelip geçici çünkü gerçek sahibi devre mülktür yani sonuçta kremasyondur. O kadar büyütecek bir şey yoktur konu. Gerçekleri anımsatmaz yani. Sıyırır geçer de diyemeyiz. Anımsatıyor da olamaz da konu farklı konu. Demek istediğim bir temel olayıdır. Yani temeli güçlendirme sağlıklı bir şekilde istifade edebilmek için gerisin geriye önemli iktisadi konular. Yani çocukla ilgili iktisadi açıdan düşünmeyi gerektiren konular yani. Böyle konular. Çocuk yaşadıkça siz de düşünmeyi öğrenirsiniz çocuk hakkında. Geleceğiniz gelişir, ufkunuz genişler. Araba hırsızlığından vazgeçersiniz. İşin şakasıdır. Hanımınızdan çalıp götürmezsiniz. Çay için teşekkür ederiz. Evet. Yani işin şakası bir yana ciddiyetli düşünülüyorsa farklı konu. Ciddiyetli düşünülmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti'nde yani küçümsemek açısından söylemiyoruz. Gerçeği pek
önemsemedikleri için geri durmuş orada olabilirler veya ki ya kendi bilecekleri bir şey. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sizlerin de yapabileceği bir şey yok. Kendi hissettikleri. Onu bilirler yani. Eğitimi üst düzeye kadar okumalıyız yani. Eğitim de çok önemli diyorsunuz komutanım. Eğitim gerekli. Eğitim almalıyız. Üniversite şart diyorsunuz okul temel eğitimde. Bu servis minibüslerinden olacak işler değil yani. Bir iki okul görmesiyle, üç okul görmesiyle, iki üç okul çocuğa işte efendime söyleyeyim kaydını aldırttırırım, öteki okula geçirttiririm demekle değil yani. Okulla olmuyor. İşaret koy. Gel abi gel, şöyle buyur. Okul şart gerekli, öğretmen de gerekli, okulda her şey gerekli. Yani çocuğun içinde olup olmaması kendilerine bağlı olan bir şey. Bunları alıyoruz. Kısacası temel sağlam olmalı komutanım. Tabii temel sağlam olması gerekli zaten. Her bir çocukta olması gerekli de yani bunu ciddiyetli konuştuğumuz zaman konu farklı konu. Konu ailede bitiyor. Konu ailede başlayıp ailede biter. Kapı zilidir yani bu uzanamaz ki çocuk. Diyor ben konuyu uzatırım sandalyede. O konu başka konu. Ben o konulara girmiyorum. Böyle konular yanlış konu. Çocuk mu yetiştiriyoruz? Hırsız mı çağırıyoruz diye dışarıdan? Yani belli değil. Öyle biz böyle konulara karşıyız yani. Komutanım bir de çocukların her istediğini almak doğru mu? Çocukların her istediği alınmaz da verilmez de. Konu başka konu. Alınır, kırılır gider. Olacağı budur yani. Taşımaz. Emir içeride sen misin? Emir, Esra. Çünkü ustasından aldığını satacağı için onda dokuzunu öğrenmek zorunda. Sen çocuğa onda onunu aşılamaya kalktığın zaman nüfus patlaması yaşanır. Evin içerisinde. Olacağı odur. Olsa dükkan sizin. Yani dükkan senin. Yapacak bir şey yok. Her ev için geçerli. Dünyada her ev için, iş yeri için geçerlidir yani. Servis minibüsüdür. Taşımaz, patlar. Nüfus patlaması yaşanır. Yani serviste de, ilde de, ilçede de, köyde de, eyalette de, nerede olursanız olun bu konu değişmez. Ben çocuğumu Florida'da yaşatırım, ben çocuğumu Melbourne'e çeker götürürüm. 6 ayda bir yurt dışını ziyaret ettirtirim. Bizde böyle marifet de var, bunlar yaş konular. Temeli güçlendirmeden, oturtmadan 135 tane de okul değiştirseniz fayda etmez. Yani. Temel güçlü değil çünkü. Fırlar gider. Komutanım benim torun seni çok seviyor. Her gün senin videolarını izliyor. Dede diyor telefonu ver, ben Cihangir komutan istiyorum. Mirza? Ya çocuktur Mirza. Şimdi bunların bu yaşta işte... Eğitim için hazine lazım. Hazine olmadan zor zaman. Böyle konulara girip çıkılması bir ailede kaç çocuk olmalı komutanım? Esra. Sayı olarak. Ya aileye bağlı yani şimdi bu ırk dönemi de önemli. Yani Akdeniz mesela Hatay'a yakın. Ege bölgesi Marmara'ya yakın. Batı Trakya. Dengede de gözükür, dengeyi de bozar. Olur yani. Bursa'ya da, Bursa'da olur. Her yer aynı. Yani. Yapacak bir şey var. Yani çocuklarımıza iyi bir eğitim temeli şart. Temel şart olduğu gibi hazine de niye şart? Hazine dediğimiz konu sırf temeli güçlendirmiyor.
Çevreyi de güçlendiriyor, çevrenin temelini de güçlendiriyor. Hazine şart yani. Evet komutanım, bugünkü derin bilgiler. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı veriyoruz. Kimse boşa sevgiler, kürek çekmek istemez de sevmez de. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Çocuklar için de aynı, bizler için de aynı. Evet, sen de bir el salla Mirza. Mirza bir el salla sevenlere. Evet, herkese en derin sevgiler, saygılar.